Kaldık burada. Vallahi kaldık burada. Ay vallahi mezarlık gibi, kapısı penceresi yok ki şu hale bak. Allah Allah, hamamda pencerenin içine. Ne diyeceğiz ya bu sefer? Ay adamlara ne diyeceğiz bu sefer? Rezillik. Hiç bu kadar rezil olmamıştım hayatımda. Yok. Yani bu rezaleti açıklayabileceğimiz tek bir sözümüz yok bizim bu insanlara. Zirveyi gördük. Alkışlayalım, tebrik edelim. Vallahi. Hayır, ta başından belliydi bu maskaralığın böyle olacağı, değil mi? Ay niye? Gayet güzel eğleniyordunuz, kusura bakmayın. Gecenin başından beri. Biz seni zorla mı çağırdık buraya ha? Maskaralıkmış. İçeride kıkırdamayı biliyordun. Ben mi kıkırdıyordum? Ben kıkırdıyordum ha? Yok, hayır. Benimkisi arkadaş hatırına halk yemekmiş. Ay Süreyya, keşke bizi sizin odaya kapatsalardı. Ne bileyim, arada bir balkona çıkardık, nefes alırdık, nazife seslenirdik. O hanımların ayarı bozuldu. Klostrofobi geldi bunlara. Nereden biliyorlar hamamı, değil mi teyze? Ayrıca bir evde hamamın ne işi var anlamış değilim. Ayol, burası kaç yıllık ev? Eskiden banyo mu varmış? Her şeyi dönüştürdün. Onu da dönüştürseydin. Ne yapsaydım, spa sağlık merkezine mi dönüştürseydim? Çenene vurdu senin de iyicene yani. Hiç. Allah Allah, zaten sinirim tepemde artık, yeter be. Ay biz çok eğleniyoruz vallahi. Ay Esma Hanım, neyse ki sizin yüzüğü kurtardık. Ben ona çok seviniyorum. Nazif! Nazif kurtar! Hadi hanımlar hep beraber. Nazif! Yok, biz bağırmayız. Oh. Nazif! Ne oluyor ya? Ne bileyim abi. Nazif! Var da yanıyor abi. Nazif! Nazif! Hey. Anne! Allah'ım çok şükür. Ay bizi gebertecekler. Hayır. Bir dakika, burada mı kalsa? Burada kalalım. Hamam kardeşliği kuralım. Gitmeyelim. Fikret! Hamam Fikret! Fikret! Nazif! Beyim valla dışarıda dondumdu. Gideyim iki dakika uzanayım dedim. Oracıkta uyuyakalmışım. Uyuyakalmışım beyim. Uyuyakalmışsın. Evi soymuşlar, dünya yanmış, Nazif uyuyakalmış. Çok güzel. Beyim yemin ediyorum hiç bir ölçütmedim ben buradan. Kimse geçmedi. Tabii. Hiç kimse geçmemiş maşallah. Olacağı varmış, ne yapayım beyim. Hakkınızı helal edin yani. Benim suçum aslında tamamen. Beyim, biz Nazif'e sakinleşsin diye bir çay vermiştik. Sağ ol Gülistan, sağ ol. Ağırlık yaptıysa demek. Ya ben inanamıyorum, gerçekten inanamıyorum. Kafayı yiyeceğim. Siz nasıl böyle bir şeyin içine düşersiniz ya? Bir şey soracağım, misal. Sizi alsak böyle kız kulesine kapatsak orayı böyle batırırsınız değil mi? Bak, helal olsun. Vallahi helal olsun. Helal olsun yani. Sana da helal olsun yani. Olacak iş değil abi ya. Hayır, biz Nazif'e teslim ettik. Meğerse biz kuzuları kurda teslim etmişiz ya. Ya Akif abi, ben ne yapayım? Sakinleştirici koymuşlar abi şeyin içine. Benim kafam... Ya sus! Bir tomarda bıyığı var, şuna bak ya. Ya tamam, tamam, tamam. Yani olacaklar aklıma geldikçe yemin ediyorum beynim duruyor ya. Siz deli misiniz, divane misiniz, kafayı mı yediniz? Sen nasıl uyuyorsun anne? Hani bunları anlamayın. Yine nasıl uyuyorsun sen bunlara be? Benim haberim bile yoktu. Ne? Ne? Bana hiç bakmayın. Teyzem de günahsız, biz hiçbirimiz fark edemedik. Ay ne desek boş artık ya. Yanarım yanarım da o takıların gittiğine yanarım. Bebişim sen neye yanıyorsun ya? Hayır yani biz şükretmeliyiz mala geldi diye. Peki biz böyle oturuyoruz ya güzel güzel boncuk gibi. Niye karakola gitmiyoruz ya? Tam ben de bunu söyleyecektim yani. Hayır ben kafamda silahla buraya indiriliyorum Fikret. Yani korkular içinde Zen'le benim odada yani hani yanlarına mı kalacak bu yani? Dur. Ya bir dakika, ben yanlarına bırakır mıyım sizi? Nasıl yani?
dakika. Tamam tamam pardon. Bir dakika yani artık bu konuyu bir kapatalım. Olmuşsa olmuş, bitmişse bitmiş. Tamam. Şimdi esas mesele onların geri gelmesi ve bizim korkumuzun geçmesi. Genç canım bu çünkü. Evet. Artık organizasyon, morganizasyon yok, tamam mı? Organizasyon diyenin yemin ederim kalbini kırarım. Ağzını kırarım. Organizasyon diyenin yani... Hoş, evet, yapmayalım. Anlaştık. Mindallı, gel bakayım. Çok pardon ya. Sen ne zaman böyle yerel biri oldun ha? Yakışmış. Sen seviyorum. Kurşun geçirmez. Tahmin ediyorum. Ben baktım. Bakmayın ya vallahi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne olmuş? Faruk, Fikret sen de bir bakar mısın? Hırsızları yakaladık. Geçmiş olsun. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yalnız Faruk Bey, yarın hanımefendileri ifade için karakola alacağız. Tabii ki. Aa, ne kadar çabuk. Bu nereden çıktı? Ben en büyük olarak Esma Hanım'a. Nasıl? Aslan kocam benim be. Aslan kocam işte. Bebeşim ya. Yarmanı öyle bu. Ya ne sandın? Hep sordu mu? Allah. Allah. Ölecekler de şuna seviniyorlar ya. Nasıl oldu bu? Ya bebişim hani şey vardı ya, o seni de takip etmiştim hani bir seferinde, sen de kızmıştın hani bugün. Ay gündüz dedim, beni nasıl buldun demiştim hani, hatta o uygulamadan mı buldun? Evet. Peki o zaman hiçbir şey kaybolmadığına göre takılar falan burada ya. Biz bir üstümüzde hissek gidip yazı alsak. Hadi ben de evet Cihan'ı merak ettim, hadi bebişim. Biz abi şey Fikret ama adı şimdi mıkırdanıyordu. Biz gidelim artık. Ya bir saniye kızlar, hiç öyle telaş etmenize gerek yok. Anastasya başlarında gayet iyi... Nasıl bir kere zekalısın sen? Anastasya mı dedi? Anastasya kim ya? Kim Anastasya? Profesyonel bir yardım aldık, tamam mı? Evet ama gerçekten internetten yani. Ne? Hayır. İnternette güzel bir site, aslında bir profesyonelce bir şey, oradan böyle bakıcı bir şey durumu. Bir dakika, internetten ne demek ya? Sen benim çocuğumu yabancı bir kadına mı bıraktın? Bence çok yabancı bir kesinlikle olacak. Sen benim çocuğumu tanımadığım internetten buldunuz sizin için. Sakin olun ya. Osman orada. Hiç merak etmeyin. İşte bu mevzuyu kullanıp üste çıkmaya çalışmayın. Ha? Tamam. Faruk Bey, öyle bir üste çıkacağız ki sen bile inanamayacaksın. Açık çeklerimiz cebimizde imzalandı, mühürlendi. Düğünde görüşürüz artık. Eğlencede. Sevince.